Ve arkadaşlar, dostlar, hepiniz tekrardan çok çok hoş geldiniz videoma. Bugün sizlerle beraber, evet, Blocks Free Team, bildiğiniz üzere büyük bir rakibi, herkesin söylediği o oyun olan Real Seals'in, evet, yayınladıkları videolara, fotoğraflara ve Blocks Free Team'le karşılaştırmalarını yapacağız. O zaman hiç zaman kaybetmeden geçelim. Evet, gördüğünüz gibi bugün biraz bakacağız neler var neler yok. Şimdi burada ilk videomuzda gördüğünüz gibi bir tane devi göstermişler. Büyük ihtimalle bu bizim bir tane kapışacağımız boss olur. Eğer ki One Piece izlemişsiniz zaten bunu biliyorsunuzdur. Bunu yapacaklar, bayağı güzel gözüküyor. Bu arada ben de baktım yani video yapmadan önce biraz birkaç tane, abi bayağı cidden güzel gözüküyor. Çıkınca yani deneyeceğim Roblox oyunları arasında direkt deneyeceğim, yani çok güzel bir şeye benziyor. Gördüğünüz gibi bu da bizim dediğim gibi bir tane boss olacak büyük ihtimalle. Mera Mera Nomi. Büyük ihtimalle bu, evet, alev meyvesi. Bakın hatta Blocks Free Team'deki o hapishane var ya, bakın onun olduğu bir yerde gibi, gördüğünüz gibi. Evet, büyük ihtimalle burası hapishane olacak gördüğünüz gibi. Hatta meyveyi, o bayağı güzel gözüküyor ama ha. Yani şaka maka bayağı iyi gözüküyor. Ve arkadaşlar, sıradaki fotoğraflarımıza geçelim. Evet, büyük ihtimalle bu da yani boss olur ya. Büyük ihtimalle bu da kapışacağımız bir boss olur. Çünkü hani zannetmiyorum, burada adam duruyor da. Evet, büyük ihtimalle bir, evet bakın kapışıyoruz. Abi bu da bayağı büyük, biz bunu nasıl yeneceğiz lan? Diyeceğim de Leviathan daha büyük, büyük. Yeneriz bunu ya. Güçlene güçlene yeneriz. Şimdi sıradaki fotoğrafımıza bakalım. Dediğim gibi One Piece izlemişseniz şu karakteri de bilirsiniz. Shadow kullanıyor hatta, gördüğünüz gibi. O Shadow mevzusu güzel gözüküyor ha. Buradaki olay, o abi cidden oyun çok güzel benziyor ha. Bayağı iyi. Şimdi buradaki olay büyük ihtimalle buna da kapışacağız. Hatta bu biziz. Adam bunu bize göstermiş. Etrafı da tasarlamamışlar. Sadece şu anda karakterleri mi tasarlamışlar ya da bazı yerleri tasarlayıp bazı yerleri daha tasarlamışlar. Ama cidden güzel gözüküyor şu makasın büyüklüğüne bak buna abi. Buna da kapışacağız. Shadow kullanıyor. Yener miyiz bilemeyiz. Bakalım zorlukları neye göre yapacaklar. Evet, bir tane denizaltımız var. Abi denizaltı var ha. Acaba o denizin altına mı ineceğiz? O zaman denizden hasar yiyeyim. Nasıl şey olacak acaba? Şimdi denizin içinde denizaltıdan çıkarsak ölür müyüz? Bunun için bir düşünmedim değil. O zaman büyük ihtimalle bizim denizde hasar yememiz için kıyafetler de olacaktır. İyi, güzel. Denizaltına ineceğimizi öğrendik. Bu ne abi? Bu da bir meyve mi yoksa bir yeri ışınlamak için açılan bir portal mı? Bence portal olamaz. Bir yetenek ama neyin yeteneği? Bence alev meyvesinin olamaz. Ya şeyin olabilir belki, dragonun yeteneğidir, bilemeyiz. Bu ne abi? Dur, sesi kapatalım, tamam. O evet, bir tane daha boss'umuz bulunmakta. Bir tane kuş. Abi o ne vurdu be? Gördüğüm kuş geliyor ve tak bir tane vurdu, yeri yapıştırdı. Cidden çok güzel gözüküyor. Ama daha Blocks, ama şunu da düşünüyorum. Şimdi Blocks Free'de de güncelleme gelecek. O zaman aslında karşılaştırmak lazım. Mesela şimdiden karşılaştırmak iyi olmuyor bence ya. Bir Blocks Free'de de güncelleme gelsin, bu oyunda çıksın, öyle karşılaşırmamız daha iyi olur. O zaman devam edelim. Bu ne abi? Tam birbirlerimizi böyle görüyoruz. Hatta levellerimizi direkt görüyor muyuz arkadaşımızın falan? Evet, burada kılıcımız, silahımız, kullandığımız meyve büyük ihtimalle. Bu da para kasası niye var? Neyse, bilmiyorum. Bu canımız, enerjimiz, şu level atlama yeri olabilir. Bu ne olabilir? Bilmiyorum. Buradan da böyle bir şey göstermişler ve haki göstermişler. Burada gördüğünüz gibi çok güzel gözüküyor ha. Ama bu süre de gelecek. O yüzden bilemem şu anda, kapıştırma yapamam haki konusunda. Bu ne abi? Bir bakalım. Bunun ne olduğunu şu an observation var. Conquer. Burada kullandığımız galiba güçler olacak. Evet, olabilir, yetenekler. Şu bakın, çünkü Y'ye bas, E'ye bas, C'ye bas. Bu da bütün... Yok ya, bu D'ye bas değildir. Bu arada başka bir şey yazıyor ama mesela şunda observation akide, çünkü bunu E ile kullanıyorduk. Büyük ihtimalle bunu buraya mesela tutup, bunu buraya tutup kullanabileceğiz. Mesela bu ne? Conquer Saki mi var? Ben bunu tam anlayamadım. Devam edelim. Aa, bu ne? Bu... Aa, balık mı tutacağız ya da kılıç mı diye düşündüm önce. Abi kılıç gibi de gözüküyor, tamam mı? Şuralar böyle sivrisim ama sonra bakıyorum olta. Ya balık tutacağız ya da bunu kılıç olarak kullanacağız. İkisinden biri. Abi şu an tam anlayamadım. Abi bir tane daha. Evet, şöyle hemen sesi kapatalım. Evet, şu anda böyle bakmak zorundayım maalesef. Tersten bakıyoruz. Bir tane aslan var bize saldıran. Bunun da... abi bekle dur. Hayır. Şey mi kullandı ya, onu anlamak için. Observation mi kullandık yoksa biz isteyerek mi adam tek başına kendi şey bekle. Mesela aslan adama vuruyor ya, bir anda sağa sola dönüyor. Onu kendisi mi yaptı yoksa observation'a kim kullandı?
Yok ya, kendisi kullandı büyük ihtimalle. Yani bence. Bu ne abi? Bu arabadaki olay denizin üstünde gitmesi mi yoksa? Burada bir kafes var. Buraya birini mi koyuyoruz? Abi çok değişik. Çok fazla şey var ya, ben bildim bu oyunu. Abi anlaması zor biraz. İlk kez inceliyorum. Buradaki olay ne acaba? Yani böyle bir araba var. Deniz üzerinde gidebiliyor galiba. Buraya koymuşlar. Ve hapse koyacak bir yer var. Bu ne abi? Şöyle bir başa gel. Aa şey. Bu kılıcı bilirsiniz. Adını pek hatırlamıyorum. Çünkü yani kullanını yok. Çünkü pek bir olayı yok. Ama burada güzele benziyor. Bayağı güzele benziyor. Güzel yapmışlar. Kul deneriz ya. O bu arada evet, etrafa bakmadım. Çok güzel gözüküyor. Bura ne olabilir? Neresi olabilir? Bloksburg'daki bir yere benziyor mudur diye düşünüyorum. Şey olabilir mi? Port Town. Yine arkada bakın şey var. Önü böyle olabilir. Yani Port Town yapmış olabilirler. Sesi kapat. Abi burada emirleri gösteriyor. Evet, bazı burada kılıçlarımızı gösteriyor gördüğüm gibi. Bunun katana. Belki diğer katanlarda bilir. Evet. Boru. Biliyorsunuz zaten Boru'yu Bloksuit'te. Balta yoktu Bloksuit'te. Burada balta getirmişler. Güzel olmuş. Şurada gördüğünüz gibi Miyavk'ın kılıcı olan Dark Blade var. Abi Dark Blade'e geç. Bunu gördük çünkü. Bize Dark... Evet, burada silah gözü ve silahla vurabiliyoruz. Yani sıkmadan. Güzel. İki tane korsan hançerimiz mi var yoksa kılıç mı? Biraz küçük olduğu için hançer gibi gözüktü. Bu da hançer gibi. Baksana abi. Yok, kılıç bu ya. Evet, bir değişik bir kılıcımız daha var. Bu da Bloksuit'te yok. Bu var mı? Aha, beyaz sakalın kılıcı, evet bu da var. Bisento da koymuşlar, güzel. Daha az önce bunu bize gösterdiler. Güzel gözüküyor baya bu arada. He. Ama niye Dark Blade'i göstermediniz? Ben onu anlamadım. Neyse, devam edelim. Evet, sesi kapatıyoruz. Buradaki olayı şimdi anlamaya çalışıyoruz. Evet, bize bir animasyon göstermişler büyük ihtimalle. Bakalım. O ne abi? O biri ölmüş galiba, bir de kuş yanında var. Ha yok, ölmemiş. Ben bir an ölmüş diye zannettim de geri uyandı. Şimdi buradaki olayı anlamaya çalışıyorum. Burada neyi göstermeye çalışmışlar? Şöyle bir bakıyorum. Bir tane fıçımız var abi. Evet, bizi kaçıyor. Fıçından birini kaçırıyorlar. Allah devam et. Evet, şimdi geldik o ana. Tabii ki de aşağıdaki görünüm. Şimdi Bloksuit'in görünümü çok kolay. Yani ben buradakine göre Bloksuit'i daha tercih ederim. Abi çünkü direkt anlayabiliyorsun. Burada biraz mesela şunlar falan geliyor. Biraz kafan karışabiliyor. Ama anlarsın tabii ileride de. Bloodsport'un gibi bana daha hoş geliyor. Tabii günceleme değişik. Şu anki halini ben daha çok seviyorum. Kılıcımız. Meyve. Şunun ne olduğunu anlayamadım. Para kasasımız var. Bu ne abi? Bilmiyorum. Telefonumuz var. Evet. Burada da elma var galiba. Şunlarda daha bir şey koymamış büyük ihtimalle. Bakalım kapışma olayı nasıl? Evet, kapışma olayı çok güzel gözüküyor. Burada neyle kapışıyoruz abi? Bir boss mu yoksa normal biriyle mi? Olsa bile çok güzel abi. Burada dur, bakın bir tane daha var. Bekleyin. Şöyle gir hemen. Sesi kapat. Burada da aslanla kap... Oo, animasyonlar çok güzel gözüküyor, evet. Bayağı iyi. Şimdi devam edelim. Bu ne abimiz? Bakalım ona da. Burada ne oluyor? Bir animasyon daha tekrar izliyoruz. Evet, gördüğünüz üzere. Yine orada bir abimiz var. Diğer abiye bakıyor. Bıyıklı abi. Atladı. VS mi attınız kardeşim? Büyük ihtimalle VS atacaklar galiba. Böyle bir şey göstermiş ve bitti. Bu animasyonlarda bir şey yok galiba ya, sadece kısa kısa bir animasyon göstermiş. Abi üf, çok güzel gözüküyor. Bu ne şimdi? Şimdi bu büyük ihtimalle Conker's Haki olabilir. Normal Haki bu kadar da olsa o abi yani. Bir de oyuna Conker's Haki getirdiklerini düşün. Çok abi, çok güzel gözüküyor lan. Şaka maka var ya, ben bunu almak için çok almak için uğraşırım ha abi, çok güzel. Bayağı iyi abi, baksana. Nasıl gözüküyor abi? Bayağı iyi. Aynı şeyin gibi ya. Eğer One Piece'imiz Shanks'in kullandığı Shanks'in de böyle şeyler oluyordu. Çok güzel olmuş bu arada. Evet, şimdi büyük ihtimalle ben bunun en güçlü değil de en güçlü arasında olacağını düşünüyorum abi, bu olsun. Evet, yine One Piece'imiz, siz bunu da biliyorsunuz zaten. Abi çok büyük. Yani bunu bence kolayca yenemeyiz. Bu en güçlü bosslar yaratıklar arasına girer. Benim açımdan ve çok büyük abi. Baksana abi, yani bunlar bile bu kadar büyükse harita var ya, ne büyük olur var ya. O bakın, burada yine Haki ile ilgili bir şey göstermişler ve ben bunu çok merak ettim. Evet, şimdi bu adam, abi çok güzel lan. Abi bu mükemmel. Kesinlikle almamız lazım yani. Şimdi ben bunun olayını düşündüm. Şimdi bu adam Haki burada kullanıyor. Şimdi karşımda rakip varken yani rakibe nasıl bir etkisi olacak? Ben onu düşündüm. Çünkü animede Kankizaki kullandığı zaman millet yeri düşüyordu. Hareket edemiyordu. Tabii herkes değil ama.
Yani bundaki olay ne olacak acaba? Bizi bir anda güçlendirecek mi? Bir anda ne yapacak acaba? Ya göreceğiz. Zaten ben bunlar blok şurada aslında gelmesi istiyorum da blok şurada daha niye gelmedi bilmiyorum. Buradaki olay ne? Bu aslan ağzı niye böyle abi? Olur öyle ya. Şimdi geri geliyoruz. Evet, bir yaratığımız daha var arkada gördüğünüz üzere. Dev bir ejderha desem sadece kafası gözükmüyor. Şimdi bu ejderha da olabilir, olmayabilir, bilemeyiz ama ejderha gibi gözüküyor. Gördüğünüz gibi. Bu arada bu oyundaki level şeyini bilmiyorum yani kaça kadar acaba level atlayabileceğiz. Burada bir... Aa bakın şunu göstermiştim şey galiba. Güzel. Bu ne abisi? Bakalım. O şey yapmış ya yine. Son vuruş animasyonu mu? Galiba. Hani güzele benziyor. Havadan vurma iyi. Bu ne peki? Burada ne yapıyoruz? Aa, bu oyunda şey mi var? Savunma olayı mekaniği mi var? Hani bilirsiniz bazı oyuna F'ye bastığınızda savunuyorsun ya. Bu oyunda da galiba adamın savunma yaptı ya da ben yanlış görmüş de olabilirim. Bilemem. Evet, daha birkaç şey daha bakacağız. Diğer videoda devam ederiz. Ben şimdi önemli şeylere bakmaya aslında çalışıyorum. Mesela buradaki olay burayı çünkü blok şurada yakın bir yer olsa da mesela anlayabilirdik buranın ne olduğunu. Mesela bakın burada bir yer var. Bar var. Şuraya baksan barın içini gösteriyor. Burası pek bizi ilgilendirmiyor açıkçası. Ya da mesela şurada ne yapıyor adam? O gemi dur abi galiba burada geminin sürüşünü gösteriyor. Bu oyunda nasıl bakalım nasıl gemiyi sürüyoruz bir görelim. Yani çünkü blok şurada çok kolay sürmesi. Aa deniz altındayız. Bakalım deniz altında nasıl sürüyor abi. Bakalım sen deniz altına bin bir bakalım. Oo bayağı iyi. Çok iyi. Gerçekten sürüş hissiyatı veriyorsa beni yani mutlu eder abi. Gerçekten sürüş hissiyatı olunca çok güzel oluyor. Ve bölümümüzün sonuna geldik. Bugün birazcık inceleyelim dedim. Realsys ile ilgili. Abi cidden yani denileni yapmış. Hani Blok Shooter'ın cidden rakibi gibi gözüküyor. Ama oyun çıktığı zaman her şey belli olacak. Şimdi oyun çıktığı gibi bir anda çok oynanabilir. Sonra bazı şey sıkılıp tekrar Blok Shooter'a dönüp bu oyunun oynanması da düşebilir. Bunu bilemeyiz. Ama benim hala şu anda bu oyun daha çıkmadığı için ve Blok Shooter daha günceleme gelmediği için şu an hala favorim Blok Shooter. Blok Shooter günceleme gelsin. Bu oyunda gelsin. Öyle karşılaştırma yapacağız. Ve hangisinin daha iyi olduğunu anlayacağız. Ama şu anlık Blok Shooter. Bu oyun daha çıkmadı ve günceleme gelecek. O yüzden Blok Shooter. Haksız mıyım? Blok Shooter diyenler yoruma yazabilir mi? Ve bölümümüzün sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Şimdi kendinize iyi bakın.